Arkadaşlar merhaba. Yeni bir projeyle daha birlikteyiz. Bugünkü anlatacağımız şey 3 kumanda, evdeki kumanda kalabalıklarından son vereceğiz. Tek kumandaya çevireceğiz arkadaşlar. Bu L336 diye modelinde akıllı kumanda. Bunu ben AliExpress'ten almıştım. Bunu eşleştirme yapacağız. Evde bu 3 tane kalabalık kumandayı, yani kumanda kalabalıklarını tek kumandaya çevirerekten masanın üstündeki, işte elimizin ayağımızın altındaki kumanda kalabalıklarını bitireceğiz. Ayrıca pil tasarrufumuz da olacak. Kumandalarımız eskimemiş olacak. Yeni orijinal kumandalarımız elinde kalmış olacak. Şunun da pilini söktüm. Kapağı arkasında bantlı zaten gitgide yıprana yıprana bu şekilde. Olmak yerine orijinal kumandalar bozulması yerine tek kumandamız işlem görecek arkadaşlar. Şimdi şu iki kumandayı kenara bırakalım. Bunu nasıl yapacağız? Şu uydu kumandasından başlayalım arkadaşlar. Kumanda poşetinde bir tane tanıtım broşürü çıkıyor. İngilizce şeklinde nasıl yapılacağını anlatıyor. Bunu alan arkadaşlar alıp okuyabilirler. Ben size anlatayım zaten kısaca. Şuna bir pil takalım. Yanında pil de gelseymiş iyiymiş aslında. Arkadaşlar bunun burasında 3 tane şey var. Mavi tuşlar. Bir tanesi TV yazıyor. Bir tanesi SAT yazıyor. Bir tanesi DVD yazıyor. TV kumandasına TV tuşuna TV kumandasını, SAT kısmına da uydu kumandasını, DVD kumandasına tuşuna da ben de Android TV Box'ta onun kumandasını okutacağım. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bu TV'nin şey uydunun kumandası. Şu SAT tuşuna bastığımız zaman şurada bir tane kırmızı ışık yanıyor, sabit. Sonra buradaki tuşları istediğimiz tuşu, buradaki power tuşunu önce okutalım diyelim mesela. O power tuşuna bastığımız zaman buradaki power tuşuna basacağız. Buradaki bir tuşuna bastığımız zaman önce bunda basacağız kuman tuşa. Sonra buradaki bir tuşuna basacağız. Hangi ses açma tuşunu buradaki önce buradakine basıyorsun, sonra da buradakine. Şu kumandadaki tuşların hepsini sırayla bu kumandaya tek tek okutmanız gerekiyor arkadaşlar. Hadi derseniz ki ben işte kırmızı tuşu kullanmıyorum, bunda gerek yok dersiniz ki öyle tercih yapmazsınız herhalde sanırsam. Hani basmayabilirsiniz. Kullanmak istemediğiniz tuşları burada kodlamayabilirsiniz ama kodlamanızda fayda var. Arada sırada da olsa lazım oluyor. Şimdi arkadaşlar şu kumanda zaten şu anda tuşunu bastıkça şey yapıyor. Şuna SAT tuşuna basıyoruz. Çünkü SAT kumandasını, uydu kumandasını şey yapacağız. Böyle sırayla arkadaşlar önce kapat tuşuna bastığımızda ışık yanıp yanıp sönüyor. Buradaki tuşa basacağız. Önce kapat, şu anda ışık sabit yandı. Kesik kesik ilk bastığımızda burada kesik kesik yanıyor. Sonra buradaki karşılığını istiyor. Karşılığını verdiğimiz zaman daha sık yanıp yanıp sönüyor. Sonra kodlamış oluyor. Atıyorum ses açma tuşu. Çok uzun süre beklediğiniz zaman ışık sönüyorsa tekrardan SAT tuşuna basmanız gerekiyor uzun süreli. Kırmızı ışık yanana kadar. Bunu peş peşe hani çok zaman aşımına uğratmamak gerekiyor. Atıyorum şu anda ses açma tuşuna bastım. Tuşlar bazen basmayabiliyor arkadaşlar. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Gözler de birbirine iyice görmesi gerekiyor. Bak şu anda yaptı. Bak basılı tuttuk buradaki ses kapama tuşuna. Sonra ışık sabit yandığı zaman algılamış oluyor. Şuradaki şey tuşuna basalım. Kanal değiştirme tuşuna. Bir daha basalım, emin olalım. Bak şu anda yaptı. Önce buna bastığımızda kesik kesik yanıyor. Bir iki saniye daha hızlanıyor kesik kesik işlem. Bunu bu şekilde arkadaşlar bütün tuşlar için yapmamız gerekiyor. İşte 1'e 1'e, 2'ye 2'ye, 3'e 3'e, 4'e 4'e. Atıyorum şu tuşu yapalım. Şu işlemi görmeniz lazım arkadaşlar. İşlemi görene kadar ışığı takip eden kırmızı ışık. Kırmızı ışık zaten size gösterecek. Şimdi OK tuşunu kodlayacağız. OK'ye bastık. Buradaki OK tuşuna basıyoruz.
Şu anda yanıp söndü. Bu tuşların hepsini bu şekilde kodlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda ışık zaten bir süre sonra kendinden söner ya da siz işlemi bitirmek için normal bir defa bastığınız zaman işlem yeterli oluyor. Ben video fazla uzamasın diye bu kodu cihazda daha önceden bir defa kodladım. Şu cihaz kumandaları kodlayacağım hepsini tek tek. Ama fazla vaktinizi almaya gerek yok. Bu cihazda SATA kodladım. Buna bu sefer TV'ye basılı tutacaksınız. Aynı ışık yani kırmızı ışık yanında söndüğü zaman başlayacaksınız. Tekrar bundan tek tek bütün tuşları buradan okutacaksınız. Bu sefer TV'ye kodlamış olacaksınız. DVD'de dediğim gibi şu cihazı Android TV Box'ın kumandası bu. Bunu kodlayacaksınız. O şekilde işlem devam edecek arkadaşlar. Ben size şeyi de göstereyim. Televizyonu daha önce göstereyim şeyi. Kumandayı. Şu anda arkadaşlar kanal geçişleri arasında atıyorum uydu cihazını kodlayacaksınız. SATA basacaksınız. SATA işlem yapmış olacaksınız. Şu anda televizyonumuzda kanal ses açma kapama tuşu. Şu anda değişiyor. Yılların yaprak dökümü. Şu anda arkadaşlar kanal değiştirme gayet stabil şekilde çalışıyor. Atıyorum menü tuşuna basalım. Menü tuşuna da şey çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar mesela 5'e basalım. 5. kanalda neyimiz varmış? 5 de çalışıyor. Bu şekilde bütün kanalları gezebiliyorsunuz. Aynı işlemi siz de cihazınızda yaparsınız. Mesela ortadaki tuş. Aynı şekilde hiçbir şey yapmadan çatır çatır çalışıyor arkadaşlar. Dediğim gibi kumanda kalabalığına son verebilirsiniz. Bu şekilde hem bilden tasarrufunuz olur hem de orijinal kumandalarınız deforme olmamış olur. Bu kumandayı tekrardan kırılır, dökülür. Benim gibi alırsanız tekrardan kodlayıp iş kullanabilirsiniz. Videomu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu iki kumandayı da göstermeye gerek yok. Hani TV'ye kodlayacaksınız. İşte DVD'ye ben DVD uydu Android TV Box'ı kodlayacağım. Siz tutarsınız başka bir şey kodlarsınız veya yoktur boşta kalabilir. Sıkıntı yok yani. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirseniz sevinirim arkadaşlar. Takip etmeyi de unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.